Merhaba arkadaşlar, Belemedik'teyiz. 2022 yılında biz burada bir arsa almıştık 500 metrekare. Yamaç ve çalı çırpısı çok olan, kayalığı çok olan bir yerdi. Yani zor bir araziydi. En sonunda karar verdik kepçeyle düzleştirmeye. Böyle zor arazide arsa alanlar için belki kendi arazinizle ilgili bir öngörünüz oluşabilir. Bu nasıl işlemlerden geçecek diye. Şimdi öyle bir video izleyeceksiniz. Biz neler yaşadık. 4 gündür kamp yapıyoruz bu arada Belemedik'te. Sebebi de kalacağımız yer yok. Evimize 100 kilometrelik bir mesafe, yaylalık diyebileceğimiz bir yer. Manzara şöyle. Hatta şu an evin manzarasını görüyorsunuz. Şimdi videoya geçelim. Neler yaşadık? Sizler de izleyin. Bu arada tecrübeli insanlar aranızda tabii ki olacaktır. Onlardan da burası ile ilgili tavsiyeler varsa, yani şöyle yapmayın da böyle devam edin diyebileceğiniz şeyler varsa tavsiyeye, öneriye açığız. Hatta açız. Çünkü çok tecrübesiziz bu konuda. Size şimdiden iyi seyirler. Şu anda şu gördüğünüz arsamıza kepçeyi sokuyoruz. Taş ustamız Gürsel Bey, Gürsel abimiz 25-30 yıldır sektörde taşçı. Evet. Kepçe operatörümüze burası ile ilgili projemizi anlatacak, yönlendirmesini yapacak. Önce bir araziyi temizleyip göreceğiz. Ondan sonra 2 mi olur, 3 mü olur? Muhtemelen 2-8'de bitireceğiz. Evet, peki. Başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Hayırlısı Allah olsun. Bismillah. Hayırlısı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Buradan... Bu üst sınır. Üst sınırım. Hı hı. Şöyle aşağıya. Bir de şu tarafa. Kırıcıyı o zaman da vereceğiz. Kırıcı var. Yok, oraya koydum ya. Çalınlar arasında taşta kırmızı var. Gördün tamam mi? Abi gördüm. Tamam. Şu kırmızı şeyi de görüyorsun. İncirin solundan. Evet. Kırmızı. Sınırımız da orası. Gel abim. Bir şekil verelim önce, temizleyelim. Ondan sonra taşını kırıp düzleyebildiğimiz kadar düzleyeceğiz. Önü duvar mı yapacaksınız? Duvar yapacağız tabii. Onun temeli açılacak. Tabii. Tertemiz edeceksin. Onun temeli açılacak. Ondan berisine dolgu yapılacak. Evet. Büyük taş çıkarsa berisine bir seki yap. Önünü bağlayayım. He, bağla. Bize engel olmaz. Ne kadar oradaki temeli? Bir buçuk yeter mi? Yok, bir yeter. Bir yeter. 3 metre olacak ya. Anladım. Çok yükseltmeyeceğiz. Bir seki daha yapacağız çünkü. Ha, bir oraya yapacağım, bir de buraya yapacağım. Evet. Oraya olur. Kademe sistemi olacak. Birazdan öğle molasına geçeceğiz. Ustalarımıza bir sucuk ekmek yapacağız. Umarım beğenirler. Ne durumdayız ustam? Kıracağız. Kıracağız. Evet. Şimdi şunları kırmaya başlıyoruz. Evet. Şunu takacağız. Şuradaki kayaları kırmak için. Mehmet usta, bu işte kaçıncı yılın? Kaçıncı yılın mı? Evet. Evet. 30. Maşallah. Şuradan çıktım diye yoruldum. Birinci gün bitti. Yarın devam edeceğiz. Ne yapacağız? Belemedik'te kamp yapacağız. Evet, bu iki ağacın arası bu gece bizim. Kuş sesini duyuyor musunuz acaba? Ya işte böyle bir şey.
Kurulduk mu? Evet. Ne yiyoruz? Patates közleyeceğiz mi? Evet. Bir kamp klasiğinin vazgeçilmezi sucuk ekmek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Çok iştahlı oluyor. Kampta ne yesen ye, çok lezzetli oluyor. Değil mi? İkinci günün sabahından merhaba arkadaşlar. Kepçe taş kırarak işlemlere devam ediyor. Zeminin kaya olması işlemleri zorlaştırıyor ama sağlam bir temeli olacağı da anlamına geliyor. O yüzden bu benim açımdan güzel haber. Nasıl gidiyor Ayşegül Hanım? Süper. Normal. Yoruldum. Yoruldun değil mi şuradan çıkarken? Daha önce arsanda gezemiyordun. Şimdi ottan çadırdan kurtuldun. Aynen. Artık gezebiliyorsun. Ben nasıl görünüyorum ya? Şey gibi. Ne haldeyim? Güneşten korkan Adanalı. Kepçe işi uzun sürdüğü için biz de biraz yürüyelim dedik. Etrafta neler var diye bakalım istedik. Biz burayı ilk satın aldığımızda buralar bomboştu. Belki paylaşırım o videoyu sizinle. 500 metrekare parsellenmiş şekilde satılmaya başlandıktan sonra insanlar buralara kendileri için yaylalık evler yapmaya başladılar. Çok da güzel yerler var. Bunların hepsi bizim komşularımız. Bak ne güzel, adam hala çalışıyor. Şimdi yaylacıların eviyle buranın yerlilerin evi çok belli ediyor kendisini. Evet, sonradan gelenler değil mi? Burada yerleşik yaşayanlar evlerini ev gibi yapıyor. Evet. Ama böyle yayla için kullanacak kişiler böyle biraz daha hem bungalov tarzı keyif alanına önem vererek yapıyorlar. Gelip burada güzel vakit geçirmek için. İnsanlar biraz şehir hayatından kaçıp toprakla haşır neşir olabilmek için kendilerine böyle kaçamak yerler yapıyorlar. Bizim de amacımız oydu zaten. Gelip yaşamayacağız ama. Çok güzel. Belki de yaşarız. Arsamızın altında böyle bir çay geçiyor. Çakıt çayı. Şimdi oraya geldik. O buz gibi. Çok mu soğuk? Çok soğuk. Ay dondum. Ay. Ay amacıdır. Acıdır. O kadar soğuk. Şuraya bak. Zaten gelirken elinizde eşyalar getiriyorsunuz. Boş olan bir poşete şunları dolduruvereceksiniz ya. Ayrıca burada ne yapıyoruz? Balık tutuyoruz. Hangi balıklar var? Ana balıklar. Bir de çupra diyorum ya. Bu sazanın böyle değişik bir türü varmış burada. O çok lezzetliymiş herhalde. Yani çok kılçıklı mı? Ana balık varken başka balık yenmez burada. Nasıl balık tutacağız peki biliyor musun? Nasıl tutacağız? Hani kayalardan böyle suyu daraltıp sepet koyup falan böyle videolar var ya. Hmm. Hafif böyle hamurla yemiyorlar. Şu şey. Artık at çek oltacılığını bırakıyorum. Burada yerleşik hayatta böyle tuzaklar kurarak balık almayacağız. Bütün balıkçılık yöntemlerimi değiştireceğim. Çünkü zaten işe yaramıyorlardı. Yıllardır çaba sarf ediyorum. Burada oturulur saatlerce. Boş Şu boş. Şu an kepçeci çalışıyor bu arada. Evet. Kepçe izlemekten yoruldum. En sevdiğimiz aktivite aslında. Böyle diyordum ki başlasın da böyle doya doya kepçe izleyeyim. Ondan ama bile sıkıldım yani. Kepçecimize çok güvendik. Evet. Değil mi? Kesinlikle ya. Gözüm arkada değil yani. Orada mükemmel bir insan. Çok yani dürüst. İşçiliği çok iyi ama insanlığı da mükemmel. Evet. Nasıl yapıyoruz? Ustam. Vallahi abi. Arsa biraz kendini gösterdi. Arsa 10 numara. Ama biraz masraflı olacak anlaşıldı. Hayır. Eurolar çıkacak bir ara. Hayda. Eurolar mı? Euro, dolar, dinar ne varsa. Allah yoksa, euroya kulum desin. Yoksa? Yoksa ne yapacağız değil mi Mehmet yoksa abi? Yoksa ne yapacağız? Allah yardım eder inşallah. İnşallah. Yani şuradan bir duvar öreceğiz. Buradan yolumuzu kenarına oluşturacağız. Sonun karşısı. Bir şekilde buraya yapacağız. Ondan sonra diğer kızım var. En sonra evi yaptıktan sonra. Hmm. Ama harcadığın paraya, ettiğin masrafa değer ya. Yani. Değer mi? Oksijen yuvası. İnşallah. Yoruldum. Yoruldun mu? Ya,
O közde çay mı yapacaksın yoksa? Tamam. Sıcak kalsın diye herhalde. Sıcak kalsın diye. Abo. Hanım abize çay yaptı. Bu çay böreklerimizi. Of, kaçak çay mı? Kaçak çay da. Çayı da ben getireyim, öz çay. Senin bu telefonun beni bitiriyor ya. Evet arkadaşlar, Kepçe'de ikinci günün akşamındayız. Birazdan günü bitireceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Evet, bugün misafirlerimiz var ateş başımızda. Şunlar da kumpir tarzı pişecek. Babam diyor ki kayıt oldum dedim. Niye boşa diyor, para veriyorsun. Para veriyorsun. Ya evet arkadaşlar, arsanın düzleştirmesi bitti. Bunlar da taş duvar yaparken kullanabileceğimiz kayalar. Şuraları kırarken kepçe operatörümüz çıkardı. Bu arada çok şanslıyız. Gerçekten muhteşem bir kepçe operatörüyle çalıştık. Neden muhteşem? Şimdi aşağıya geçince anlayacaksınız. Böyle arazilerde, yamaç arazilerde şöyle taş duvar ördürürsünüz ki kaymayı önlemek için. Normalde kaymayı önlemek için şöyle, bakın arsa şuradan başlıyor. Şurada kırmızı bir kazık var. Diğeri de şurada. Şuraya 1 metre genişliğinden başlayarak 40-50 santime doğru incelen 4 metrelik bir duvar örülecek. Bu duvarın, istinat duvarının amacı yukarıdaki toprağın kaymasını önlemek. Ama kepçeci abimiz, Mehmet ustamız şu toprağı buraya yığarken öyle kaliteli bir dizgi yaptı ki buraya. Yani biz sağlam olsun diye duvar öreceğiz ama şu yaptığı sağlamlıktan dolayı yaptığımız duvara bile yük binmemiş olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani sağlam artı sağlam bir zemin oluşmasını sağladı. Yine aynı keza şurada da. Burası birinci seki olacak şöyle. Şuradan itibaren şöyle birinci seki olacak. Burası ortalama 200 metrekare. Şuradan da bir duvar örülecek 4 metre. Orası da ikinci seki, evin olacağı kısım olacak. Yani burada ustalık kesinlikle kepçe operatöründeydi. Kendisine ben buradan da minnetlerimi sunuyorum. Bizim burayı çalışırken bu arada 18 saatte bu zor araziyi toparladı. Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ettim. Senin de eline sağlık. Ne demek? Vallahi çok memnun kaldık. Mehmet ustamızla son bir kez tanışın. Bel, Çınar, Harfiyat. Evet. Sizi bulmak isterlerse bu şekilde. Numarayı da burada gösteriyorum. Kepçemiz de bu. 25 tonluk. Evet. Eline koluna sağlık.